Efendim, Ulus'tan Ümmet'e programındayız ve bu gece sosyal ve siyasi olayların analizinde hikmet ve komplo konuşuyoruz. Sayın Abdurrahman Dilipak'la, Mustafa Aydın'la ve Bahadır Kurbanoğlu'ya. Şimdi bizler bu bağlamda siyasi sosyal olayların analizinde veya bir takım etkinlikler yapmak konusunda yakın tarihimizde hep aman provokasyon olmasın, yani nidalarına muhatap olduk. Bu açıdan yani gerçekten ne? Provokasyon nedir? Komplo nedir? Tuzak nedir? Bir de bu konularda sünnetullah var. İnsanın iradesi veya insanların kolektif iradesi var. Yani bunları bir değerlendirsek diyorum. Konuyla ilgili Kazım Sağlam'ın bir veteresi var. İlk defa onu izlesek. Toplumsal yapı ve siyasal yapı kendilerine dar gelmeye başladığını gördüklerinde mutlaka çare arayışları içerisine girerler. Bu çare arayışları içerisinde oldukları dönemde belli güçler, belli saikler, belli sebepler devreye girer. Bunlardan birisi toplumun kendi iradesi, toplumun dinamikleri, diğeri de dışarıdan müdahalelerdir. Bir de Müslümanlar olarak hepsinin üstünde bir Allah'ın iradesi vardır. Biz buna da inanırız. Dolayısıyla kadir mutlak olan Allah'tır. Allah'ın dışında hiçbir güç sonsuz değildir ve hiçbir şey de Allah'ın takdirinin üzerine çıkamaz. Hiçbir güç, kuvvet, olay, her neyse o onlar. Burada da iki şey var. Bir, eğer her şeyi bir komploya irca edersek, bütün olup bitenleri komploya bağlarsak, dünyada belli kazıklar çakarız dünyaya. İşte Amerika, Avrupa Birliği, uluslararası sermaye, Siyonizm, Çin, Rusya, birkaç tane kazık çakarız dünyaya. Dünyada olup bitenlerin hepsini o kazıklara bağlarız. Böylece de işin içinden çıkarız. Bu çok ucuz bir şey. Bunu zihnimize yerleştirirsek eğer, yerleştirenler için diyorum, bu sefer de bu üst komplonun altında alt komplolarla ihdas ederiz. Bugün İslam dünyasında olup bitenlerin artık komplocu mantıkla izahı zordur. Halk kendi özüne dönmeye başlamıştır. Bütün İslam coğrafyası için söylüyorum. Kendi özüne dönmeye başlamıştır. Bu kendi özüne dönüş komployla izah edilemez. Her şeyi biz Amerika'ya, Rusya'ya, Çin'e, Avrupa Birliği'ne, Siyonizme, uluslararası iktisadi kuruluşlara bağlarsak bizim irademiz biter. Dolayısıyla eğer böyle düşünürsek Allah'ın iradesini de, mutlak gücünü de devre dışı bırakmış olacağız. Halbuki biz biliyoruz ki her şey Allah'ın elindedir, Allah'ın tahtı tasarrufundadır. Ve İslam coğrafyası hikmetle, tedrici bir şekilde dünyayı, olayları görerek, tanıyarak adım adım gidiyor, kendine doğru geliyor. Dünya güçlerini yok sayarak hareket etmek de hikmet değildir. Biz dünya güçlerini var kabul ediyoruz ama buna teslim olmuyoruz. Biz güçleri görmekle yok saymak aynı şey değildir. Biz görüyoruz, yok saymıyoruz ama teslim olmuyoruz. Bu bizden başlayıp halka halka yayılacak. Çevremize, ülkeye, ülkelere, bütün İslam coğrafyasına bu halkın iradesi yayılacak. Ve bunu adımlara da atılmıştır. İnşallah yakın bir gelecekte halkın iradesinin iktidar olduğunu, o iktidarın da Allah'ın iradesine bağlandığını umut ediyoruz, dua ediyoruz.
Efendim gerek fikri, gerek sosyal, gerek siyasi değişim, dönüşüm konusunda Rad suresini Rabbimiz biliyor. Diyoruz ki bir kavim kendi nefsindekini değiştirirse biz de onun halini değiştiririz diyor. Yani ilk defa bizim dilememiz, bizim tavrımız. Bu boyutuyla sünnetullah var. Toplumların iradesi, kolektif eğilimleri var. Ama bir de tabii ki tuzaklar var. Tuzaklar her zaman olacak. Şeytan her zaman olacak. Ama bu tuzaklardan hangisi komplodur, hangisi provokasyondur? Bu konuyu bütünlük içinde değerlendirecek olursak Abdurrahman abi. Hemen gazetecilikle ilgili bir şey söyleyeyim. Fasıklar size bir haber getirdiğinde onu ihtiyatla karşılayın. Zanların bazıları günahtır. Suizan ederken elbette kafirler, fasıklar konusunda ihtiyatlı olmamız, kötü ihtimalleri hesaba katmamız gerekir. Ama herkesten şüphe ederek de bir yere varamazsınız. Dolayısıyla söylenen sözü dinlememiz, doğrusuna tabi olup yanlışına karşı çıkmamız ve her sözü analiz etmemiz gerekiyor. Yani ben aslında bilgi eksikliğinden yanlış bir şey söylemiş olabilirim. Ya da nefsi arzularımdan, korkularımdan, heva ve heveslerimden. Dolayısıyla benim yani Dilipak'ın her söylediği söze de katılmak durumunda değilsiniz. Ama Dilipak'ın sözünden yola çıkarak onu tanımlamaya çalışmak da her zaman. Çünkü o benim o anki zannımdır. Bize hayır gibi gelen şeyde, şer şer gibi gelen şeyde Allah hayır murad etmiş olabilir. Biz bilmeyiz, Allah bilir. O zaman benim söylediğim şeyi yani çok abartılı bir ihtimal olarak görebilirsiniz. Ama dünyada komplo üreten profesyonel kurumlar vardır ve medya bunun en büyük turva atlarından biridir. Eklemlenmiş gazetecilik diye. Düşünebiliyor musunuz? Kendileri için tehdit gören 19 tane tehdit olarak gördükleri 19 kişiyi vurmaya çalışıyorlar. Ama bir işbirliği yapabilecekleri gazeteci sayısı 134. Bu 134 gazeteci topluma kendi öz kardeşlerine karşı ki aynı ülkenin çocuklarının kanları ve gözyaşları üzerine Kürt, Türk, Alevi, Sünni, sağ, sol diye. Balyoz darbe planından bir kesit aktarıyorsunuz. Evet yani orada da onlar böyle darbeler üretmişler, camiye bomba koymak. Aynı silahla ülkücü kahvesini taramak gidip solcu kahvelerini taramak. Demek ki fasıkların getireceği haberler konusunda çok ihtiyatlı davranacağız. Ve aynı zamanda şüphelerimizi kontrol edeceğiz. Çünkü bazı şüpheler bizi çok yanlış yere götürebilir ve şüphelerimizi ulu orta telaffuz etmeye kalkarsak, bir kişi bir başka kardeşi hakkında bir şey söylerse, bir topluluk hakkında, o şey itham ettiği kişi de yoksa rücu eder. Yani biz o şeyi yapmış gibi muahize oluruz. Onun için kimse diğer fertler ve topluluklar hakkında bu tür suizana dayalı komplolar üretmemesi lazım bir bakıma. Affedersiniz bu konuda bir ayet meali aklıma geldi. Korku ve güvene dair bir şey duyduğunuzda onu aranızda fısıldaşmayın. Resulüne ve sınırlan ulu emirlere getirin diyor. Tabii tabii. Çok disipliz yani, edici bir şey. Onu analiz edin, tahkik edin. Yarar ya da zarar göre bir iddia ortaya atıldığında yarar ya da zarar faktörü varsa hani dava açmak için de bugün yarar zarar şartı gündeme geliyor ya, size yönelik bir tehdit hakkında emin olmadığım bir bilgi var. Sadece size ama bunu başkalarına ilgisi olmayanla Hamza Bey şu konuda şu arkadaşa karşı bugünlerde biraz daha ben rüya görsem bile söylerim. Bilgi olmasa rüyamda ya falanla sen arasında böyle çok da net hatırlamıyorum ama bu arkadaşa bir dikkat et ya bugünlerde. İhtiyat payı yani. İhtiyat ama bunu sanki gerçekmiş gibi başkalarını da ona aktarmak suretiyle fitne, fesata, suizana sebep olacak davranışlardan uzak durmamız gerekiyor. Burada provokasyon ve komplo kelimesini çok yani ayrıştırmak gerekiyor. Almanya Polonya'ya saldırmaya karar verdiğinde bir grup Alman askerine Polonya askeri elbisesi giydirildi ve ileri karakoldaki bir grup
Alman öldürüldü karakol baskınında. Hitler Polonya'ya, Polonya'nın kendine saldırdığı gerekçesiyle taarruz etti ve işgal etti. Aslında o karakola gönderdiği kişiler de kendi tasfiye etmek istediği kendi ordusundaki unsurlardı. Onları cezalandırmak için. Bu bir komplodur demek. Askeri anlamda da devletler, işte balyozda da şeytanın da komplosu vardır ve en büyük komplo kurucu şeytandır. Her şeyi komplo görmek de en büyük komplodur aslında. Bu da insanların zaaflarından, ahlaki zaaflarından kaynaklanan bir komploculuktur. Komployu reddetmek ya da her şeyi komplo gibi görmek bana kalırsa aynı yanlışın iki yüzü gibidir. Provokasyona gelince kışkırtmak, harekete geçmeye ikna etmek ve zorlamak. İnsanları hayra teşvik için şairlerin hepsi provokatör o zaman. Yani askeri liderlerin ya da toplumsal aktörlerin, yani deminden beri televizyon izliyorsunuz. Tebliğcilerin. Reklamlarda tabii hepsi bunların. Bunun meşru bir sınırı vardır. Başkasına zarar vermek ve insanları yanlış bilgilerle yanlış hedeflere yönetmek de provokasyondur. Dolayısıyla yani her gördüğümüz sakallıyı da baba zannetmememiz gerekir. En büyük provokasyon futboldur. Reklam mitinleridir. İnsanların zaaflarını kullanarak onları belli satın alma ya da davranış formlarına göre harekete geçirmek adına yapılan çabaları da bir provokasyon olarak görmek gerek. Dolayısıyla neyin ne olduğuna karar vermeden çok genel anlamda bir komplo ve provokasyonu, evet ben Mescid-i Aksa'ya yönelik bir tehdit almadığımda insanları harekete geçirmek için meydanlara çıkmazsam o zaman pasifistim ben. Yani pasifizmin provokasyondan daha iyi olduğunu kim söyledi? Ben harekete geçmeye çağırınca da negatif anlamda birileri İsrail bana provokatör diyecektir. Amerika bana provokatör diyecektir. Tamam o öyle desin. Bana hak ne diyecek? Yani şunu da çok özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Toplumsal aktörlerin ne söyledikleri ve yaptıkları kadar içinde yaşadığı toplumun ondan ne anladığı da önemlidir. Yani biz sözlerimize ve eylemlerimize dikkat etmemiz, Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle anlayışlarına göre hitap etmemiz. Yani sadece hakkı söylemek yetmiyor, onu insanların doğru şekilde anlamalarını gözetmemiz gerekiyor. Ondan en sonra, güzel şekilde söylemek. Evet, güzel olmadı. Hikmetle ve güzel sözle hakkı evet, tamam. Anlaşılır bir şekilde. O Esad-ı Kale Rabbi Şahli diye başlayan ayeti sözümü etkili, anlayışımı keskin kıl der. Onu bize naklederken de bizim de bu titizlikle bu iddialara bakmamız gerektiği konusunda uyarı vardır diye düşünüyorum. Efendim Türkiye'de Kemalist sistemin, uygulamaların, baskıların ezilmişliğinden gelen Müslümanların bize bıraktığı sosyal siyasi bir analiz mirası var. Ben bu konuyu Mustafa Aydın'a yöneltmek istiyorum. Cevat Rıfat Atilhan vardı 50'li yıllarda. Safça veya yönlendirilmiş bir söylemle. Sürekli onun kitapları, söylemleri bizim dindar kesimin aşağı yukarı siyasi, o zamanki siyasi analizlerinde cetvel rolündeydi. Her taşın altında bir Yahudi vardı. Yahut bütün masonlar Siyonizmin mahşasıydı. Veya dünyayı Siyonistler idare ediyordu. Hatta biz 70'li yılın başında ben yürüdüm mesela. Amerika, Rusya, Yahudi'ye kukla diye. Sanırım sizin de öyle bir şeyiniz vardı, çizginiz vardı. Şimdi daha sonra think tank kuruluşları gündeme geldi. Entelektüel seviyemiz arttıkça bu sefer buradaki yapılan zihin jimnastiklerini bir nevi hakiki veriler olarak kavramaya başladık. Bir think tank kuruluşuna herhangi bir raporu ile siyasi analizler yapılmaya başlandı. Yani geçmişten devraldığımız böyle bir siyasi analiz örfü var. Bu tür ilgiler, bu tip bağlantılar, yani hüküm verme konusunda
ne kadar aşıldı mantalite itibariyle bizim entelektüellerimiz, yazarlarımız, kanaat önderlerimiz tarafından ve ne kadar doğrudur? Ya şimdi komployu iki anlamda tabii şey yapabiliriz. Birisi komplo vardır, komplolar kurulabilir, kurulmaktadır, kuranlar vardır. Buna karşı tedbirli olmak falan gerekir şüphesiz. Ama buradaki soru ben daha çok bir analizde komplonun yeri, önemi, şeyi, olumlu ya da olumsuz yönü. Gerçekten bizim gibi toplumlarda, belki dünyanın her yerinde var mıdır bilemiyorum ama toplumlarda bu komplocu teori dediğimiz, yani açıklamalarda nereden geldiği, nasıl geldiği, boyutları belli olmayan, sınırları belli olmayan bir açıklama, net, somut bir açıklama getirmeksin. Her şey açıklar gözüken ama aslında açıklamayan kuramlara biz genelde komplo teori diyoruz. Sosyal, bu konuda Türkiye televizyonlarında komplo teorisi dizileri de yapılıyor dizilerde, sürekli. Evet, komplo teorisi derken var. Şimdi ne gibi? İşte bunu derin devlet yapıyor. Derin devletler vardır. Efendim büyük güçler vardır, süper güçler vardır. Ne bileyim, hatta biraz önce verdiğiniz şey çok önemli. Mesela dünyayı Siyonizm idare etmektedir. Her şey aslında Yahudi vardır. Amerika'dan izinsiz kimse adımını atamaz. Amerika yukarıdan uçan bir yerde, çok yukarılardan yerde yürüyen bir karıncayı görür filan. Tabii bunun, bu böyle bir şeyin, bu güçlerin, süper güçlerin, devlet filan bunlar ne olduğu, boyutların ne olduğu belli değildir. Ama bunu kullanan, ki çok yaygın olarak kullanılır bu maalesef, ve bu kullanıma göre de sanki her şey bunun rahatlıkla açıklanır. Yani işte ne olup ne oluyor? İşte diyelim ki Türkiye'de bir terör sorunu vardır. Terörü süper güçler yapıyordur. Sonunda ne olacaktır? Süper güçler yapıyordur, o kadar yani, olacağı falan yoktur. Hatta süperse bu, bunun için geç. O zaman yapacak bir şey de yoktur. Biz de süper olmadığımıza göre yani yapacak bir şey yoktur yani. Hayır, süper güç bu işin içine müdahil olabilir şüphesiz. Benim anlatmak istediğim tabii ki bu değil. Müdahil olur da bu bir açıklama değil. Diyelim ki ya süper güç dediğinde de daha somut konu. Amerika efendim, diyelim ki Amerika Türkiye'de terör konusunda taraf oluyor ise, denenden kastedilen, ya ona düşen bu. Bir ülke olarak yapıp ettiği bir şeydir. Hele hele de bir büyük gücün kendine göre burada olup biten bir şey, kurması kadar doğal bir şey. O zaman yani ne yaptığını, buna karşı ne yapılacağına ilgili bir şeyler yapmamız gerekir. Siyonizm ile ilgili şeyler, mesela bu Cevat Rifat Atilhan ve işte o Ziya Uygur kuşağı, ki 1960'lı 70'li yıllarda kadar çok şeydi bu. O zaman gençliğimizde istikametini onların, çok onların, onların bu komplo teorileriyle büyüdük biz yani, evet. Genelde ifade ettiğiniz gibi o komplo teorileri hepimiz şey olduk. Yani şu anda da bu tür şeylere inananlar vardır. Yani kabul edenler vardır. Hatta şeye de uygun değildir bu. İnancımıza da uygun bir açıklama değildir. Bir kader konusudur. Amerika her şey, Amerika'da bir şey yapılamazsa Müslüman olarak bir şey yapmanıza gerek yok. Bir kaderdir ya. Sonuç olarak öyledir madem o. Yapacağınız bir şey yoktur yani. Ne yapabilirsiniz ki? Zihnen bir teslimiyet var. Bir kader inancına dönüşmüş bir şeydir bu. Ondan ayrıca bir şey yapma şansınız yoktur. Ve şeye ayırmaz dikkat derseniz, yani bunun içinde ne kadar müdahildir bu işe? Diyelim ki Siyonizm, ya Yahudi, tek türden, tek tipten bir Yahudi yoktur. Ve Yahudi'yi bir İsrail'le özdeşleştirip baktığımızda Müslüman olarak bize yakışmaz bu. Yani Yahudi vardır, tabiri caizse Siyonist vardır. Yani Yahudi de ayrı ayrı cinsiz türdür ama... Parmak işlerimiz gibi farklı hepsi aslında. Nasıl? Müslümanlar da parmak izleri gibi farklı farklıdır. Farklı farklıdır. Şimdi orada samimiyetle bu yapılanlara karşı çıkan, ki aşağı yukarı hep %35 civarında olduğu biliniyor. Yani Siyonist politikaya, oradaki İsrail politikaya karşı olan oran %30-35'lik az bir rakam değil bu. Hepsini aynı kefeye koymamız uygun olmaz. Bazel'de 1895'te yapılan Dünya Siyonist Kongresi'ne 1973 yılında Birleşmiş Milletler'in Libya'da yaptığı Uluslararası Siyonizm Sempozyumunda verilen tebliğ şunu ifade ediyor.
1895 yılında Basel'de yapılan Siyonist ilk kongredir. Yahudilerin %95'i karşıydı ve diyorlardı ki Yahudilik bir ulus değildir. Yahudilik bir dindir. Evet, yani şimdi çok enteresan yine bir, o Basel toplantısından bir şey vereyim. Mesela Müslümanlar hala şöyle konuşanlar, çok yakın, çok kısa bir zaman önce birisinin ağzından duydum. Bir ayrı kanaat önderi konumunda bir kişinin ağzından duydum. Basel'de işte dediler ki toplumların ekonomisine hakim olacağız. Ve diyor oldular. Ya böyle bir olalım diye deyip karar, oradaki bir kurumun karar aldığını öyle bir şey vehim eder, hayal eder. Hadi siz de kalbinizde karar alın. Ya biz de yapabiliriz bunu ama böyle bir şey gerçekleştiremeyiz, ayrı bir konu bu. Yani Allah'ı mecbur edemezsiniz. Biz de böyle bir cümle sarf edebiliriz. Etmiş, etsin edecek ya. Yani bu kadar şey. Ha yani hatta sonunda bakarsınız ne derece etkili olmuş olabilir. Hatta bu karardan dolayı etkili olduğunu nereden biliyorsunuz ki? Nereden çıkar bu karara? Diyelim Yahudiler ekonomik yönden dünyada ya işte Wall Street sokağını büyük şeyleri, patronları Yahudidir. Basel'de aldıkları karar gereğince böyle oldu demek mümkün mü yani? Böyle şey olur mu hiç yani? Dolayısıyla bu komplocu teorilerden aslında Müslümanın uzak olması lazım. Nesnel açıklama. Tabii ki bu hiçbir zaman yani Yahudinin, İsrail'in, Amerika'nın, Rusya'nın olaylara müdahil olmadığı anlamına gelir. Olmalı anlamına gelmez. Olmalı da gayet doğal bulmak lazım. Neden? Ya her toplum, her ülke kendi çıkarını korur. Diyelim ki Suriye'nin üzerinde herkes bir oyun, bir şeyler yapmak ister ve bundan bir şey elde etmeye çalışır. Kendine göre bir korkusu vardır. Bu, yani bu kaçınılmaz bir şeydir bu. Ya sizin yapacağınızda ben ne çıkarabilirim? Buradan nasıl bir sonuç ederim? İnsani duygularınızı harekete geçirirsiniz. Çıkarlarınızı harekete geçirirsiniz. Her neyse. O sizin şeyinize bağlı artık ki herhalde biraz oraya doğru gideceğiz. Evet. Peki Bahadır Kurbanoğlu. Şimdi dünya siyasi analizlerinde mega projeler var. Yalta, Potsdam anlaşmaları, İkinci Dünya Savaşı'na müteakip. Dünya iki kutuplu dünyaya yapıya ayrıldı ve bu şekilde devam ediyor. Ve bu kutuplaşma sürecinde bir yeşil kuşak projesi üretildi. Daha sonra bir nevi tarihin sonu projesi sanki hakimmiş gibi liberal kesim yeni bir dünya düzeni kurmaya kalktı. Buna bağlı olarak da BOP projesi, daha sonra genişletilmiş KOP projesi gibi konular gündeme geldi. Yani bu kurgular Mustafa abinin dediği gibi de zaten kurulabilir, düşünülebilir, planlanabilir. Ama gerçekten yani hayatın akışı böyle mi devam ediyor? Ama biz bakıyoruz ki Türkiye'deki bazı gündem yazarları, köşe yazarları, kanaat önderleri değişen dünyanın şartlarını gözetmeden hala bu eski şablonlarla yani gelişmeleri izah ediyorlar. Yani bu projelerin reel ve günümüzdeki reel karşılığı açısından yani değeri nedir? Nasıl değerlendiriyorsun? Evet. Yani hiç şüphesiz. Şimdi bir şekilde hani dünya güçleri denen güçler, yani güçlü oldukları için dünya gücü denen güçler hiç şüphesiz bir takım hesaplar yapıyorlar. Yani emperyalizm bir vakadır. Yani kimse bunu yatsımıyor. Biraz evvel işte Kazım abinin bahsettiği gibi. Yani bunların güçlerini görmek ayrı bir şey. Ama olayları değerlendirirken, dünyanın gidişatını veya hayatı değerlendirirken veya insanı değerlendirirken, değişimleri değerlendirirken de başka bir sürü şeyin bu şeyin içerisine girdiğini görmek gerekir. Yani biz Allah'ı denklem dışı bırakamayız. Hani sünnetullah gereği meseleye baktığımızda hiç şüphesiz Allah'ın iradesinin kadri mutlak bir irade olduğunu görüyoruz. Bunlarsa kendi iradelerini harekete geçirmişler. Şimdi burada önemli olan şu bence. Bahsettiğiniz şeyler bir dönem geçerliliği olan şeyler olabilir. Yani mesela diyelim ki yeşil kuşağı. Bir dönem Amerika işte Rusya'ya karşı bir politik olarak geliştirmiş olabilir. Zaten Brezinski'nin kitabında geçen bir ifadedir bu. Fakat mesela şuna bakmamız lazım. Hani biraz evvel hikmet dedik ya. Yani hikmeti ben olayların arkasındaki görünmeyen hususlardan ziyade tam tersine çıplak gözle görünen hususları iyi takip etmek ve ilkeli vicdanlı bir gözle bakabilmek olarak açıkçası. Olaylar vakalı gelişmeler arasında tutarlı evet, bağ kurabilmek. Bağ kurabilmek yani. Şimdi olabilir Amerika böyle bir şey ortaya atmıştır. Bu acaba tuttu mu tutmadı mı ne kadar tuttu? Mesela bugün bakıyoruz biz bu ılımlı İslam, radikal İslam arasında aslında müthiş bir fluluk ve geçişkenlik olduğunu gözlemliyoruz. Yani ne anlamda? Mesela bugün siz Mısır'da kime ılımlı İslamcı diyeceksiniz?
%40'larda oy almış, %50'lere yakın 40'larda oy almış bir İhvan var. %24'lerde Selefi bir şey var. %65-70'lerdeki bir oluşumdan bahsediyoruz ki halkın zaten diğer kesimleri de, hani diğer İslami unsurlarda, halkın diğer kesimlerinde sosyalistler, liberaller falan var da, diğer İslami kesimleri de buna kattığımızda muazzam bir nüfus çıkıyor ortaya, %80 gibi. Şimdi burada kime veya Nahda'ya bakıyorsunuz Tunus'ta ve destekleyen unsurlara bakıyorsunuz. Şimdi kime ılımlı İslamcı diyeceksiniz? Veya El-Kaide'nin işte son dönemlerde El-Kaide'nin önde gelen fikir adamlarının yazdığı makaleler şimdi çevrilmeye başlandı. Bakıyorsunuz Afganistan'da, şurada, burada, Irak'ta yaptıkları hataları artık tekerrür etmeme, halkları gücendirmeme, onların değerlerine, durumlarına dikkat etme, farklı Müslüman grupların fikirlerimiz farklı olsa da o fikirlere, onlara hoşgörüyle davranma. Yani bakıyorsunuz bir açılım süreci bütün İslami cenahlar açısından geçerli. Bu aralarındaki geçişkenlikleri de belki arttıracaktır. İleride belki iletişimi de, etkileşimi de arttıracaktır. Yani bu anlamıyla baktığımızda yeşil kuşak söylemini ele alalım. Bunların arkasında Bob Cope da dahil buna bir takım ideolojik seküler bakış açılarının olduğunu görmemiz lazım. Bir yerlerde üretilmiş olan şeyler bunlar ya da büyütülmüş olan şeyler. Yani biz Bob'un 2005'lerden beri, 2006'dan beri hiç de dillendirilmediğini gözlemliyoruz. Yani o ürettiği söylenen şeyler tarafından, hani Amerikalılar tarafından dillendirilmediğini gözlemliyoruz. Acaba niçin dillendirilmiyor? Şimdi veya yeşil kuşak deniyor mesela. Türkiye'de sol kesim, özellikle sosyalistler bu yeşil kuşak meselesini çok fazla gündeme getiriyorlar. Diğer Arap dünyasına veya İslam dünyasının diğer bölgelerine gittiğiniz zaman hiç de bu yeşil kuşağı sorsanız, yani yeşil ve kuşak kelimelerini yan yana getirip bir soru sorsanız ne demek istediğinizi size açıkçası soracaklardır. Yani bugün biz esas şuna dikkat etmemiz gerekir diye düşünüyorum. Elbette büyük güçler hesaplar yaparlar ve büyük o biraz evvel bahsedilen komplo tarzı, hani Kur'an buna mekr diyor mesela. Mekr kavramını kullanıyor kafirler için Kur'an'da. Ve 30-35 yerde geçiyor. Yani bir amaca ulaşmak için gizli plan kurmak. Veya işte Keyt kavramını kullanıyor mesela Kur'an'da yine. Bu da aynı şekilde uzun vadeli plan yapmak şeklinde. Bunlar mutlaka olacaktır. Ama biz bunları konuşurken sosyal ve siyasal olaylarda gerçekten iradi olarak gerçekleştirilen meseleleri bunlardan ayırmamız lazım. Yani mesela Mısır halkının ortaya koyduğu iradeyi, yani tahrirde 2 milyon, yani 2 milyon kişi olduğu için bunu konuşmuyoruz. İnsanlar sokaklarda bir şeyler istediler, bir takım taleplerde bulundular. Şimdi bunu gelip de büyük bir gücün daha çok 10 sene öncesinden başlattığı bir proje olarak lanse etmek, bir kere insana delilini sorarlar. Yani bunu neye dayanarak, hangi karineye dayanarak bunu söylüyorsun? Yani çıplak gözle bizim gördüğümüz şudur. Mesela 91'de olsaydık CNN bize tek gözle Amerika bir fotoğraf sunacaktı. Belki hepimiz ona inanmak zorunda kalacaktık bir süreliğine. Ama bugün artık bakıyorsunuz Tahrir Meydanı'na El Cezire televizyonu çekti. İnternet zaten malum bize bir sürü görüntüleri getiriyor. Farklı bilgilere ulaşmak artık mümkün. Artık dünyanın öbür ucundaki bir Müslüman artık bir gazeteci. Cep telefonunu bir uzatıyor, bize bir sürü bilgiyi, fotoğrafı geçebiliyor. Bu anlamıyla aslında mesela küreselleşme dediğimiz olgunun da Müslümanlar açısından olumlu yönlerinde görebiliriz. Biraz daldan dala oldu ama. Yani küreselleşme hep kötü. Yani sol jargona bakarsanız hep kötü. Soldan etkilenen bizim İslami kesimdeki maalesef abilerimize bakarsanız hep kötü. Yani niçin kötü? Sadece küreselleşme niçin kötü olsun? Çünkü Kur'an bize hiçbir zaman değişimin hep kötüye doğru gittiğini söylemiyor. Her şey çok kötü olacak diyen seküler söylemler var. Sosyalist söylemler. Ama her şey çok kötü olacak söylemini Kur'an kesinlikle nakzediyor. Burada kesinlikle bir devri daimden bahsediyor. Ve bir de burada özellikle bir kavramın altını çizmek istiyorum abi. Yeis meselesi var. Yeis bana göre çağdaş komplo, yani ümitsizlik sendromudur. Bunun tersi romantizm değildir Kur'an'da. Bunun tersi recadır, nitelikli ümittir. Allah inşallah nitelikli ümidimizi emek koyarak, bilinç koyarak, ter koyarak bize bağışlasın diyelim efendim. Ayağımızın sırat-ı müstakim üzere, evet, sağlam basın. İstikametimiz sağlıklı olsun efendim. Ara veriyoruz.